Deccal, hipnoz, telkin ve benzeri aldatıcı yöntemlerle insanları kandırarak Hz. İsa ve Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın tanınmasına engel olmaya çalışacaktır. Peygamberimizin hadislerindeki ve İslam alimlerinin açıklamalarındaki işaretlere göre Deccal'in sahip olduğu maddi güç ve insanların nefsani isteklerinin karşılandığı bir ortam hazırlaması, verdiği telkinlerin toplumun büyük kesimi üzerinde adeta hipnoz etkisi yapmasına neden olacaktır. Deccal, toplumlar üzerinde oluşturduğu bu hipnoz etkisini pek çok unsurlarla destekleyerek daha da güçlendirecektir. Büyük bir cehaletle Deccalin geçici imkanlarının büyüsüne kapılan, vicdanlarının sesini bastırıp nefislerinin tutkularına göre yaşayan insanların zihni bir anlamda tamamen Deccalin kontrolü altına girecektir. Deccalin insanlar üzerindeki bu kontrolü radyolarda, televizyonlarda yapılan yayınlarla gazetelerde ve dergilerde yer alan bilgilerle kimi zamanda kasetler, kitaplar ve filmlerle daha da pekiştirilecektir. Tüm bu araçlar kullanılarak farklı üsluplar, kelimeler, cümleler ve telkinlerle insanların bilinçaltlarına aynı telkinler verilecektir. Bu şekilde insanlar Allah'ın varlığını, hesap gününü, ölümün yakınlığını, cennetin ve cehennemin varlığını unutup sorgusuzca dünyevi hırsları ve güzellikleri tüketmeye yönlendirileceklerdir. Burada şunu açıklamak gerekir. Deccal'in radyo, televizyon, gazete, dergi gibi iletişim araçlarını kullanacak olması bu araçların tamamının insanları doğru yoldan ayıracak telkinlere aracılık ettiği anlamını hiçbir şekilde taşımaz. Bu alanlarda çalışan pek çok dürüst ve güzel ahlaklı insan toplumu bilinçlendirmek, insanları iyiye ve güzele yönlendirmek için gayret gösterir. Ancak bu durum Deccal'in de aynı araçları başka amaçlar için kullanabileceği gerçeğini değiştirmez. Deccal'in ana hedeflerinden biri elindeki bu imkanları kullanarak insanları gayrimeşru bir hayata yönlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda süslü kıyafetler, gösterişli mekanlar, lüks arabalar, güzel yiyecekler ve içecekler de kullanılır. İnsanlar bunlara sahip olmak için özendirilir. Ancak bu bir hırsa dönüştürülür ve bunlara ulaşmak insanların tek gayesi haline getirilir. Allah rızası için talep edilip kullanıldığında birer nimet olan tüm bu imkanlar insanları doğru yoldan ayırmak için birer araç haline getirilir. Bunları elde etmek için başvurulan her yol insanlara meşru olarak gösterilir. Çok yönlü olarak nefislerine hitap edilen bu ortamda yeterli maddi imkana sahip olmadıkları için bunları elde edemeyenler gayrimeşru yollara sürüklenir. Kimi zaman gazetelerde yer alan suni haberlerle, kimi zaman dizi, kimi zaman film kim zaman da romanlarda bu gayrimeşru yollar insanlara öğretilir. Özendirildikleri sapkın yaşam stiline ne şekilde kavuşabilecekleri sürekli yinelenen telkinlerle bu kimselere tarif edilir. Tüm bunlar yapılırken insanların samimi olarak düşünmelerini engelleyecek tedbirler de alınır. Bir yandan insanların zevklerini, istekleri, talepleri gayrı meşruiyete yönlendirilirken, bir yandan da doğrunun farkına varmalarına engel olabilmek için zihinlerinin karıştırılmasına ve sağlıklı düşünemeyecekleri ortamların hazırlanmasına özen gösterilir. Böylelikle hipnozun sürekliliği sağlanmış olur. Hipnoz da derece derecedir. Örneğin sabit ritimli müzikler bu hipnozun güçlendirilmesinde bir tür destek aracı olarak kullanılabilir. Sürekli aynı ritim ve tempoda yüksek sesle yayınlanan müziğin gürültüsüyle beyinler adeta ambali olur ve düşünemez hale gelir. İnsanlar farkına varmadan dikkatlerini diğer her şeye kapatırlar. Bunun gibi korku ve gerilim filmleriyle de insanların sinirleri ve iradeleri zayıflatılarak telkine ve yönlendirmeye açık hale getirilebilir. Ancak Allah'a samimi bir kalple iman eden ve ahiret yurdunu amaç edinen müminler bu çok yönlü telkin ve propaganda faaliyetlerine aldanmaz ve bu telkinlerden etkilenmezler. Allah'tan gereği gibi korkmayan, aklı ve imanı zayıf olan insanlar ise kolaylıkla deccalin hipnozu altına girerler bir filmin senaryosu arasında sıkıştırılmış cümleler, bir reklamda yer alan kısa birer anlık görüntüler, bir şarkı sözünde ifade edilen düşünceler bu kişiler üzerinde kolaylıkla olumsuz bir etki yapabilir. Çoğu zaman kişinin farkında olmadığı tek bir görüntünün, tek bir cümlenin dahi hipnozda önemli bir etkisi olur. Nitekim intiharı özendiren bir şarkının ardından pek çok insanın intihar etmeye kalkışması bu durumun çarpıcı örneklerinden biridir. Deccal'in insanlar üzerinde hipnoz etkisi oluşturmak için kullanacağı bu yöntemde tekrarların da büyük önemi vardır. Hadislerde kötülüğün sürekli iyi bir şey gibi özendirilmesinin yanı sıra iyi olanın da sürekli kötü olarak tanıtılmasının Deccal'in önemli ve sık kullanacağı taktiklerden olduğuna işaret edilir. Deccal bu yöntemi özellikle de kendisinin gerçek yüzünü deşifre edeceğinden korktuğu kişilere karşı uygulayacaktır. Zira Allah'tan korkan, samimi olarak iman eden ve insanları da güzel ahlaka davet eden kimseler, Deccal için büyük bir tehlike arz ederler. Bu durumda bu kimseler aleyhinde çok farklı kaynaklarla tekrar tekrar yapılan aleyhte telkinler devreye girer. Bu öyle bir hal alır ki bir süre sonra insanlar hiç düşünmeden kendilerine sunulan bilgileri bir kere bile değerlendirmeden çoğu zaman bir delil dahi soruşturmaya gerek duymadan tüm duyduklarına inanır hale gelirler. Deccal Tüm bu telkinleri insanların nefislerine hoş gelen ortamlarda vereceği için bu durum onların deccerin fitnesini görmelerini engelleyecek ve süre gelen telkinleri kolaylıkla kabullenmelerini sağlayacaktır. Üzerlerinde oluşan hipnoz etkisi nedeniyle nefislerini memnun eden bu ortamlarda din aleyhinde ve Müslümanlar hakkında yapılan olumsuz konuşmaları son derece makul karşılayacak ve sorgusuzca kabulleneceklerdir. Ahir zamanda Deccal'in telkinleriyle oluşacak bu ortama Bediüzzaman da eserlerinde dikkat çekmiş, insanlar üzerinde sersemlik oluşturacağını söylediği bu etkiye karşı tüm Müslümanları uyarmıştır bu fırtınalı zamanın hissi iptal eden, hisleri çürüten ve beşerin nazarını, dikkatini afaka, uzaklara dağıtan ve boğan cereyanlar, iptali his nevinden, duyguları yok eden türden bir sersemlik vermiş ki, ehli delalet manevi azabın muvakaten geçici olarak tam hissedemiyor. Ehli hidayete dahi gaflet basıyor. Hakiki lezzetini tam takdir edemiyor.'' Bediüzzaman'ın bu sözünde üzerinde durduğu önemli konulardan bir diğeri de beşerin nazarının dağılmasına ve boğulmasına neden olan cereyanlar. Yani insanların dikkatini hayati konulardan önemsiz konulara yönelten akımların varlığıdır. Ancak bu dönemde en önemli telkinlerden biri inananların bir kısmının da söz konusu koşullar nedeniyle bir tür gaflete kapılmaları ya da çeşitli tedirginlik ve endişeler nedeniyle doğrunun savunuculuğunu yapmaktan kaçınmalarıdır büyük İslam alimi Bediüzzaman'ın ehli hidayete dahi gaflet basıyor sözleriyle ifade ettiği bu durumdan sakınmak tüm Müslümanların vazifesidir. Bediüzzaman Said Nursi eserlerinde ayrıca söz konusu hipnozun oluşturulmasında bazı basın yayın araçlarının üstlendiği role de işaret etmiştir. Her sabah ve akşam gazetelerle günahları ve malayaniyatı yani faydasızlığı birbirine nakledip öğretmektedirler. İşte bu sefi zevk ve eğlenceye düşkün Medeniyet sebebiyle gaflet perdesi o kadar kalınlaşmış ve onun süs ve fantazileriyle hicap, utanma duygusu o kadar kesafet peyda etmiştir ki yani bulanık hale gelmiştir ki adeta yırtılmaz bir hale gelmiş. Bediüzzaman Said Nursi bu sözlerinde basın ve yayın araçlarıyla yapılan bazı telkinlerin insanları yönlendirmedeki etkisine işaret etmiştir bu yolla yapılan terkinlerin oluşturduğu hipnoz halinin neredeyse ortadan kaldırılamayacak bir boyuta gelmesi ise ahir zamanın önemli özelliğidir. Ancak Allah'ın izniyle Hz. İsa Aleyhisselam'ın ikinci kez yeryüzüne gelişi ve Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın büyük fikri mücadelesi sonucunda bu gaflet perdesi tam anlamıyla ortadan kaldırılacak. İnsanları haktan ve doğrudan alıkoyan hipnoz hali son bulacak. Kur'an ahlakı tüm dünyaya hakim olacaktır.